Kit Akademiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz tahmin. Bir konuyu tahmin etmek. Aslında diyebilirdim, bu dersin konusunu bir tahmin edin. Hayır, bu dersin konusu tahminler. Burada da Almanca'da belli bir kullandığımız kalıp var. Belli kullandığımız bağlaçlar var. Bu derste bunları işleyeceğiz. Tahmin, tahminler, vermutungen. Hemen bir örnek cümleyle başlamak istiyorum yine. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, sanırım hasta olacağım. Werden, hatırlıyor musunuz? Werden olmaktı. Ich werde krank. Hasta olacağım. Sanırım hasta olacağım. Tahmin. Niye bunu tahmin ettim? Denn ich habe Halsschmerzen. Çünkü boğazım ağrıyor. Denn ich habe Halsschmerzen. Aynen. Tahmin olduğu için werden'i kullanıyoruz. Çünkü henüz olmamış bir durumu yani. Hasta olsaydım hakikaten burnum akıyor, ateşim var. Öyle olsaydı ich bin krank derdim. Hastayım çünkü artık olmuşsun ama burada böyle hafif bir belirti var. İşte sanırım hasta olacağım, sanırım üşüttüm derken ich glaube genellikle böyle başlar. Yani bu klasik bir başlangıç. Ich werde krank. Werde fiilimiz hemen size bir çekilmiş hallerini de göstermek istiyorum. Ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Fiilimiz bu. Bu da mesela defterinizin ilk sayfalarını boş bırakın demiştim. Hani böyle sürekli kullandığımız kelimeler, sürekli lazım olan bilgileri yazabilirsiniz diye. Bu werden fiili de mesela o ilk sayfaya ekleyebileceğiniz fiillerden biri. Çünkü ilerideki derslerde gelecek zamanı işleyeceğiz. İşte gelecek zamanı kullandığımız yardımcı fiil de werden olacak. Bunu da çok kullanacağız. O yüzden bunu mesela o defterinizin ilk sayfalarına yazabilirsiniz. Mesela o sein fiili bir de haben fiili yazmıştık. Onların yanına yazarsanız daha kolay bulursunuz ileride. İkinci bir cümlemiz. Vielleicht wird es spät heute Abend. Ja, belki, vielleicht, yine bir tahmin geliyor. Vielleicht wird es spät heute Abend. Belki bu akşam geç olabilir. Yani uzun otururuz veya geç eve döneriz. Yani geç olacak diyor. Vielleicht, belki, wird, çünkü burada es var, spät heute Abend. Ve son bir örnek daha göstereyim size. Yine wir glauben, sanırız. Bu sefer ben değil, wir glauben, sanırız. Ihr werdet gewinnen. Yani sanırız siz kazanacaksınız. Maç var, çok çalıştılar, diğer takımdan daha güçlüler. Tahminimiz sanırız ve yani tahminen siz kazanacaksınız diyorum. Evet. Genelde tahmin yürütürken bir de hani bu tahmini neden yaptığımızı da anlatırız. Bu ilk cümlede gösterdiğim gibi. Ich glaube, ich werde krank, denn ich habe Halsschmerzen. Mesela burada da bunu ekleyebilirdik. Wir glauben, ihr werdet gewinnen, denn die andere Mannschaft ist schwach. Diğer takım çok zayıf. Çünkü, denn, diğer takım çok zayıf. Hemen bunlara bir bakalım. Aynen. Denn kullandık. Bir de ikinci bir seçeneğimiz daha var. Bu da weil kelimesi. Şimdi bu iki kelime tahminden sonra açıklama yaparken kullanıyoruz. Ich glaube, ich werde krank. Bunu size okudum. İkinci bölümde Ich glaube, ich werde krank, weil ich Halsschmerzen habe. Burada da gene çünkü oluyor. Yani çünkü boğazım ağrıyor diyor. Yani iki cümlede de Türkçesi aynı oluyor. Sadece işte Almanca'da iki seçeneğimiz var. Denn ve weil. Hangisi kullandığımız Almanca'da şu şekilde fark ediyor. Hemen bu sadece cümlenin son kısımlarını böyle bir yukarı alayım. Şimdi normal cümleyi kursaydık, hani bunu bir ek olarak hani bir cümlenin yanına olmasın ne derdik? Boğazım ağrıyor. Ich habe Halsschmerzen. Boğazım ağrıyor. Cümle yapımız, hemen hatırlayalım. Kim ne yapıyor? Yani kim veya ne yapıyor? Ich habe, ben sahibim. Neye sahibim? Boğaz ağrısına sahibim. Ich habe Halsschmerzen. Şimdi den bağlaçı kullandığımızda bu aynı kalıyor. Denn ich veya weil ich gene kim bu başta kalıyor. Yani subjekt
Burada da cümlenin başına geliyor ama fiilimiz değişiyor. Şimdi den'i kullandığımızda bu cümleyi, yani ana cümlemizi hiç değiştirmiyoruz. Aynı kalıyor. Den, ich habe Halsschmerzen. Ama weil kelimesini kullandığımızda ne oluyor? Fiilimiz cümlenin sonuna kayıyor. Weil ich Halsschmerzen habe. Dediğim gibi iki cümle de aynı şeyi anlatıyor. Yani mana farkı yok. Denn ich habe Halsschmerzen, weil ich Halsschmerzen habe. Önemli olan cümleyi weil ile kurduğumuzda fiili buradan çıkarıp cümlenin sonuna eklememiz gerekiyor. Tekrar basit ana cümlemizi yazdım buraya. Ich habe Halsschmerzen. Şimdi bir de böyle tahmin yürütürken bir zaman ifadesi kullanabiliriz. Daha önce biz geçmiş zamanı işlerken de size dedim, zaman ifadeleri de bizim cümlenin yapısını değiştiriyor. Mesela burada ne kullanmak istiyorum? Seit gestern, dünden beri. Dünden beri boğazım ağrıyor. Zaman ifadeyi cümlenin en başına koyuyoruz. Seit gestern habe ich Halsschmerzen. Evet. Zaman ifadesi kullandığımız için daha önceki örneklerde mesela heute'yi kullandık. İşte bugün fiil ve kişi yer değiştiriyor. Bakın burada ich baştayken burada fiil başa geliyor. Seit gestern habe ich Halsschmerzen. Şimdi bunu da den ve weil'la birbirine bağlayalım. Baş cümlemiz neydi? Ich glaube ich werde krank. Sanırım hasta olacağım. Weil ich seit gestern Halsschmerzen habe. Çünkü dünden beri boğazım ağrıyor. Veya denn seit gestern habe ich Halsschmerzen. Weil ile bağladığımız zaman ne demiştim size? Fiili alıp cümlenin sonuna koyuyoruz. Zaman ifadeyi de araya koyuyoruz sadece. Hani ich'ten sonra geliyorum. Weil ich seit gestern Halsschmerzen habe. Şimdi denn. Den'de bağladığımız zaman ifadesi olmayınca den ich habe Halsschmerzen demiştik. Ama burada da nasıl ana cümlemizde az önce yaptığımız gibi zaman ifadesi girince işin içine gene fiil ve kişi yer değiştiriyor. Evet, şimdi hepsini size bir slide'da göstermek istiyorum. Deminki teker teker slide'larda anlattıklarımı burada bir araya topladım. Daha net belli olsun diye. Şimdi bu klasik düz cümlemiz. Ich habe Halsschmerzen. Bunu weil ile bir başka cümleye eklediğimiz zaman hatırlıyoruz buradan fiili alıp en arkaya atıyorduk. Yani bu haben fiili geliyor böyle en arkaya. Ich Halsschmerzen habe. Den ile bağladığımız zaman ana cümlemiz yani basit cümlemiz aynı kalıyor. Sadece öne den'i koyuyoruz. Den ich habe Halsschmerzen. Tamam. Bu demin ilk slaytlarda anlattığım konu. Şimdi burada zaman ifadeyi ekliyoruz. Klasik cümlede yani hemen size göstereyim. Bu cümle bunun eşi işte burada aynı klasik cümle sadece işte zaman ifadesini kullandık dünden beri. Seit gestern habe ich Halsschmerzen. Fiil ve kişi yer değiştiriyor. Gelelim weil. Yani şu cümleyi bir de zaman ifadeyle kuralım. Bu da burada. Weil ich seit gestern Halsschmerzen habe. Görüyorsunuz. Burada gene weil ich Halsschmerzen habe. Biz sadece zaman ifadeyi şuraya araya soktuk. Weil ich aynen burada seit gestern Halsschmerzen habe. Burada da cümle yapımız değişmiyor. Yani zaman ifadeyi kullanınca weil cümleler aynı kalıyor. Sadece ifadeyi araya ekliyoruz. Gelelim denn. Denn ich habe Halsschmerzen. Burada klasik cümleye göre sadece önüne denn kelimeyi koyup gene kim ne yapıyor bu sıralama aynı kalıyordu. Ama hemen şuradan bakalım. İşin içine bir zaman ifadesi yine burada seit gestern girince gene burada da ich habe değil de habe ich fiil ve kişi yer değiştiriyor. Denn seit gestern burada öne geliyor zaman ifadesi yani hemen denn'den sonra denn seit gestern habe ich Halsschmerzen. Evet. Çok mu karıştırdım kafanızı? Bağlaçlarımız while ve then. Bunlar çok kullanılıyor. Hani nasıl kullanıyoruz? İşte iki cümleyi birbirine bağlamak istediğimizde özellikle hani bir tahmin
yürüttüğümüzde veya bir fiili kullanıyoruz. Sanırım veya belki gibi kelimeler kullanıyoruz. Arkasına bir ikinci cümleyi direkt eklediğimizde bunları genelde then veya while ile ekliyoruz. Çünkü bunlar işte bir sebep açıklıyor bize. Cümle yapısı, işte bu son slide'da gösterdiğim gibi fiilin yeri değişiyor bazen. Bazen işte kişi ve fiil yer değiştiriyor. Ama bunu da çalışa çalışa öğreneceğiz. Diğer konuları öğrendiğimiz gibi bunu da yapacağız. Günlüğünüze bugün birkaç tahmin yazın. Bir şeyler tahmin edin. Önemli olan hani bir açıklama da yapın. Bunları neden tahmin ettiniz? Hani while ve then'i kullanın. Bu işinizle ilgili olabilir. Evinizle ilgili olabilir. Hani eşiniz, anneniz mesela bugün ne yemek yapabilir? Sizce ne yemek yapabilir? Veya yarın ne yemek yapabilir? Bir de açıklama yapın. Mesela ich glaube, meine Mutter macht börek. Denn es riecht nach Käse. Sanırım annem börek yapıyor çünkü peynir kokusu aldım. Olabilir mesela. Böyle birkaç cümle yazın. Aynı cümleyi benim burada bu slaytlarda yaptığım gibi bir denle yazın, bir de while ile yazın. İkinci aşamada da bir zaman ifadesi katın içine. Mesela işte burada işte hasta oluyorum şeyimi ve bugün diyebilirsiniz. Hani dünden beri olması şart değil. Bugün olabilir, yarın olabilir. Böyle aynı cümleyi her halde yazarsanız bunun hani yapılışını, sistematiğini daha rahat anlayacaksınızdır. Renkli kalem alın. Aynı benim yaptığım gibi bir renkli kalemle işte ich veya işte kullandığınız subjekt özneyi renklendirin. Hani yeri görünsün. Fiil için başka bir renk kullanın. Onun da yeri belli olsun. Hemen böyle bakarken aha burada fiil işte hemen kişinin yanında işte bu cümlede arkaya kaydı gibi. Bol bol renk kullanın. Bu size bu konuyu anlamada yardımcı olacaktır. Evet, çalışmaya devam. Size kolay gelsin. Bir sonraki derste sizi yine bekliyorum. Hoşça kalın.